Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisiniz. Bizler gayet iyi izleyerek yine çok orijinal olduğunu düşündüğüm bir içerikle karşı karşıyayız. Özellikle bu borsaya yatırım yapacak dostlarımın kafasında bazen karışıklıklar oluyor. Çünkü borsada krizlerde ciddi kayıplar olabiliyor. Tamam borsa kazandırıyor. Ya da objektif olarak şu soruyu sorsak. Evet uzun vadede hangi yatırım aracı daha çok kazandırır diye bize bir soru sorulursa. Bakın burada tırnak içi de uzun vadeli yatırım yatırımdan bahsediyorum. O zaman geçmiş verilere bakıp şuna diyebiliyoruz. Evet uzun vadeli en çok kazandıran yatırım aracı borsadır. Tabi borsa dediğimiz zaman genellememek lazım. Oradaki ciddi sektör analizde lazım. Ama bu bir gerçek ki bize geçmiş veriler borsanın uzun vadede daha çok kazandırdığını söylüyor. Bunu biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Ama özellikle kısa vade ciddi volatilite yani oynaklık içeriyor. O yüzden şunu düşürebiliyoruz. Tamam Uğur borsaya yatırım yapacağım ama krizlerde de borsa ciddi iş şekilde eriyor. O zaman ben öyle bir portföy yapmalıyım ki hem defansif olsun yani düşüşler beni ürkütmesin. Düşüşlerde de para kazanabileyim ya da düşüşlerde psikoloji olarak daha sağlam olayım. Çünkü iyi bir yatırım eşittir, iyi bir psikoloji. Eğer psikolojiniz iyi, sabrınız iyiyse elbette ki zamanla kazanacaksınız. Özellikle Serkan Ünal hocamızın makalesi var. Bir araştırma yapmış bununla alakalı. Kitabında da buna yer vermiş. Benim de çok hoşuma gitti sizin de kesinlikle ve kesinlikle hoşunuza gidecek bir yöntem çok basit bir dille anlatacağım. Çok mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışacağım dostlarım. İçeriğin orijinal olduğunu düşünüyorum. Gerçekten orijinal, uğur faydalı oluyor gerçekten bu tür içerikler ufkumuzu açıyor diyorsanız yorum yazın. Ha Uğur bunları zaten biliyoruz bize daha farklı şeyler anlat diyorsanız onlar da yorumla belirtin. Çünkü içeriklerimizi yorumlarınıza göre yapıyoruz. Ve dostlarım takdir edilmeyi biz de istiyoruz. Çünkü kanalımızda ciddi bir emek var. Yorum yaparsanız beğenirseniz üye olursanız hep beraber büyüyerek çok güzel içerikler üretebiliriz sizler için. Ulan Uğur ne anlatacaksınız diyorsunuz. Şimdi dostlarım dengeleme yöntemi stratejisi var. Özellikle bu kimler için uygun biliyor musunuz? Hisse alacağım ama biraz daha düşsün diye bekleyenler var ya. Hani ki alamazlar. Hep borsaya girmek isterler. Ama daha çok düşsün diye beklerken bir bakarlar bir rally olur kaçar gider. Ah der ah. Keşke alsaydım. Keşke aç gözlü olmasaydım. Dibe kadar düşmesini beklemeseydim. Çünkü bir yatırımcı bize ne diyor? En dip ve en tepeyi ahmaklar bulmaya çalışır. O yüzden biz dostlarım amiyane tabiyle hepimiz ahmaklık yapmayacağız. En makul şekilde yatırım yapacağız. Ya da dostlarım şöyle olmuyor. Bütün parasını bir hisse senedine yatırıyor. iki ay sonra borsa tak diye düşüşe yapıyor. O zaman da diyor ki Allah kahretsin. Keşke bir ay bekleseydim. Bir ay bekleseydim gene borsaya girerdim. Ama ve Yüzde %40 %50 daha düşük de alırdım diyor. Öyle bir yerden alacağız ki ralliye katılmadım ama bir kısım aldım giderse gitsin elimde hissem var diyecek. Ha düşerse de şunu diyecek düşerse düşsün elimde nakit var. Evet bu stratejiyle elimizde aktif olarak hem nakit tutacağız hem de paramızı değerlendireceğiz hem yükselişlerden ya da düşüşlerden minimum etkileneceğiz. Hızlıca geçiyorum videomuza. Çok ballandırdım dostlarım. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten iyi bir strateji ise yorum yazın. Şimdi dostlarım Serkan Ünal hocamız bir makale yazıyor. Gerçekten akademik bir makale. 2008 krizi, 2018 kur şoku, 2020 Covid-19 krizlerine baktığımız zaman doğal olarak hocamız şunu görüyor. Yani diyor krizlerde en son krizleri aldım dostlarım. Yoksa ülkemizde dünyamızda kriz bol. Ben son krizleri aldım hatırlayabildiğimiz krizleri. Borsalar aşağı gitti. Evet bakın borsalar aşağı gitti. Döviz yukarı gitti değil mi? Çünkü krizlerde, belirsizliklerde dövizin artması gayet normal. Ben bu stratejide dostlar hocamız makalesi de döviz demiş ama ben varlık olarak gördüğümden dolayı burada altın almak istiyorum ve borsayı kıyaslamak istiyorum. Çünkü altın iki şeye bağlı. Ons altına ve dövize bağlı. Dolara bağlı bizdeki. ev. zaten ülkemizde döviz artıyorsa gram altın da artıyordur. Hatta buna gram altın yazayım. Gram altın da artıyordur. Dünyada döviz artmıyorsa dolar sabitse ama on altın artıyorsa altın gene artıyor. Ama netice olarak dolaylı olarak hatta direkt olarak döviz artarsa altın artıyor. Gram altın bizdeki gram altın artıyor diyebilirim. O yüzden ben altın almak istiyorum. İşte ben bir dengeleme yöntemi oluşturmalıyım ki bu krizlerde korunmalıyım. Özellikle kriz çıkacak. Krizlerde borsa düşüyor diye bazı yatırımcılar borsadan hep uzak duruyor. Ve borsada ciddi rallileri kaçırabiliyor dostlar. Bu bir gerçek. Hep şunu görmüyoruz. Ah borsadan hep korkuyoruz. Borsaya yatırım yapmıyoruz ama borsa çok gitti. Ya da geçmiş verilere biliyoruz. Uzun vadede borsa diğer yatırım araçlarından nazaran daha yüksek bir getiriye sahip. Ama borsaya da hep girmekten korkuluyor. Çünkü krizlerde gerçekten dövüyorlar. Şu an ülkemizde mevcut politika devam ediyor. Mevcut konjüktür devam etmesine rağmen %30, %40 düşebiliyor. Pandemideki düşüş dostlar bazı hisselerde %60, %70 10 liralık hisse 3-2 liralara da düşebildi. İşte yani şu an kriz yokken bile ne düzeltmeler oluyor? Bir de kriz çıksa ne olur? Bir aktif portföy yöntemi. Dengeleme yöntemi stratejisi. Şunu diyor dostlar. Portföyü oluştururken diyor bu size göre değişir. Örneğin aktif olarak biraz daha atak portföy istiyorsanız yani biraz daha risk almak istiyorsanız %70 borsa %30 döviz ben bunu altın diye konuşuyorum gram altın altın olarak belirleyin bu size göre değişmiş siz daha muhafazakar yani daha fazla krizlerden korkuyorsanız ya da ya borsaya biraz temkinli yaklaşmak istiyorsanız burada %30 borsa %70 altın yapabilirsiniz ama dostlar bu dengeleme aktif aktif portföy yönetimi. Evet gerçekten muazzam bir aktif portföy yöntemi başarısı neticesi araştırılmış. Adına makale yazmış Serkan hocamız. Önemli bir araştırma. Borsaya biraz daha yakın olduğundan dolayı şahsi fikrim %70 borsa %30 altın olarak bu şekilde bir portföy yapıyorum. Çünkü neden? Çünkü şunu biliyorum. Bir olası kriz olursa psikolojik olarak krizlerde kaybetmekten korktuğumdan dolayı altın yapıyorum ve kafam daha rahat oluyor. Özellikle borsa ilk defa girecekler. %100 borsa borsa yaptıkları zaman çok kötü bir şey yapmış gibi hissederler ki gerçekten bilginiz yoksa çok kötü bir şey yapmışsınızdır. Özellikle bilmediğimiz ise Ha ilk defa giriyorsanız %70 borsa derken illa hisse senedi almak zorunda %70 hisse senedi fonları. Sizin yerinize profesyoneller yönetiyor. Hisse senedi fonu alın ilk defa borsaya giriyorsanız ve ilk defa giriyorsanız özellikle %70 borsa %30 Altı, %50 altın %50 borsada yapabilirsiniz. Bu sizin risk algınıza beklentinize bağlı. Ya ne kadar risk al almak istediğinize bağlı. Bu strateji bize şunu diyor. Borsalarda olay ki bir ralli oldu. Borsalarda olay ki bir ralli olduysa şunu biliyoruz. %70 hisse senedim var. Ralliyi kaçırmadım. Çünkü ben bu stratejiyle hem rallilerden faydalanacağım hem krizlerde büyük zarar almayacağım. Ne olacak? Bu strateji bize şunu diyor. Özellikle borsa yukarıya çıktığı zaman dostlarım Öyle bir rally oldu diyelim kısa vadede. Kısa vadede demeyeyim çünkü bu uzun vadeli ya da orta vadeli bir aktif portföy yönetme stratejisi. Şimdi dostlar borsada rally olursa sizin %70 %30 ya portföy dağılımınız hareketlenmeye başladığı zaman bu dağılım otomatik değişecek. Örneğin borsa ciddi bir şekilde arttı. Diyelim ki borsa %80 oldu. Çünkü hisse senetleri ciddi bir şekilde arttığı zaman altının da sabit kaldığını düşünürsek birden hisses elinizdeki hisses senetlerin miktarı nakit olarak arttığından dolayı birden bir bakacaksınız borsanın sizin dağılımınızdaki portföyünüz dağılımınızdaki yüzde olmuş. E altında haliyle yüzde düşecek çünkü hisse senete ciddi bir hali işte dengeleme yöntemi bize şunu diyor. Uğur diyor. Ciddi borsada ralli oldu. Sen kar ettin. Krizleri unutma. Portföyünü tekrar ilk baştaki stratejiyle dengele diyor. Bizim ilk baştaki benim seçtiğim strateji %70 borsa %30 değildi. Diyor ki o zaman Uğur Bey diyor hop %10'unu buraya at. Yani diyor tekrar baştaki sisteme geri dön diyor. Hangi aralıklarda bu 2 günde olacak bir şeydi. Yani 3 gün hemen aldınız hissese 3 gün sonra bir baktınız %72'ye %28 oldu. Hemen %2'sini atayım değil dostlar. 6 ayda veya 1 yılda bir takvim belirleyeceksiniz bir ay. 6 ay ya da 1 yıl bu size bağlı. Yani o tarihten dışında bakmayacaksınız. 6 ayda strateji, 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 disiplin, disiplin, disiplin. Böyle 3 günde değil. Açıyorsunuz dostlar. Borsada ralli olduğu, borsada ciddi bir şekilde kazandıysanız hemen 6 ayda mı açtınız? 1 yılda açtınız. Bunu %70'e, %30'a geri dengeleyeceksiniz. İşte adı buradan geliyor. Gerçekten etkili bir strateji. Burada ne oluyor? Aslında bir kar realizasyonu yapıyorsunuz. Hani borsa Borsa yükseldi yükseldi yükseldi. E ya karım almak istiyorum ama borsadan da çıkmak istemiyorum. Ya borsa daha çok yukarıya giderse, e ya düşerse? işte. ya piyasa düşerse ihtimaline karşı portföyümün %10'unu kazandığımın hisse senedinden %10'u tekrar buraya yapıp baştaki belirlediğim stratejiye geri dönüyorum. %70, %30. Olası ben yaptım %10'u altına arttırdım ama hisse senedi piyasası yükselmeye devam etti. Pişman olmayacağım. Çünkü daha dengelememe rağmen %70 hisse senedi var. O yüzden elimde hisse senedi yok diye üzülmeyeceğim. Çünkü elimde hisse senedi var. Giderse gitsin. Hiç sıkıntı değil. Ya düşerse? Düşerse de düşsün elimde nakit var. Yani bu güzel bir stratejidir. Ama dostlar burada disiplin çok önemli. Bir işin içine strateji geçiyorsa disiplin de lazım. Ha strateji istediğiniz kadar uygulayın. 6 ayda ya da 1 yılda siz bakıp tekrar dengelemiyorsanız bu strateji size fayda sağlamaz. O yüzden disiplinli olun. Bir kağıda yazın. Olay ki dostlar başta %70 ve %30 belirledik. Ama işler iyi gitmedi. Birden bir kriz söylentisi çıktı. Altın güvenli liman krizlerde atak yapabiliyor. Çünkü insanlar oraya bir varlık olduğundan dolayı çünkü merkez bankalarının ayarı yok para basmada. O yüzden varlığa kaçmak istiyorlar. Bu varlıkta altın olabiliyor. Diyelim ki bu %30-%70 belirledik ama birden altın fırlamaya başladı. Bakın altın fırlıyor. Altın yukarıya sürekli çıkıyor. Borsa sürekli çakılıyor. O zaman bizim paramız örnek veriyorum. Portföyümüzdeki hisse senedi eriyecek muhtemelen %50 olsun. Altın fiyatları da yükseldiğinden dolayı portföyümüz %50 altın %50 hisse senedi olacak. Bakın %50'ye %50. Çünkü neden? Kriz var. Borsa düşüyor. Altı yükseliyor. Ben başta %70 %30 yaptım. Ama %50 %50 oldu. Üzülüyor muyum? Hayır altından kar ettim muhtemelen bu stratejide de borsa ciddi şekilde düştü belki borsa için alım fırsatı oldu e cebimde nakit var mı var ve o nakit altın olarak tuttuğum nakit olduğundan dolayı hem para kazanan bir nakit. Altının likiditesini tartışmaya gerek yok. Anında TL'ye çevrilebilir. Dolara çevrilebilir. Borsa düşürdü diye üzülmedim. Çünkü dengeleme yöntemi stratejisi altını mı arttırdı? %50'ye oldu. Benim başta belirlediğim disiplin neydi? Tamam 6 ay ya da 1 yıl sonra bir baktım portföyüme %70 borsa %100. Evet o zaman hemen bunu yapmalıyım. Hisse senedi düştü. Düştü. Benim param düştü ama üzülmüyorum. Çünkü yedek akçem var. Hemen dostlar buradaki %20'lik payı alıyorum. Hem uygundan hisse senedi almış oluyorum. Tekrar %70 hisse senedi %30 altın oluyor. Bu kez de ne yaptım dostlar? Hisse senetleri çok düştü. Ben de altından kar ettim. Ne oldu? Altındaki yüksek fiyattan altını sattım. Düşük fiyattan hisse senedi aldım. İşte dengeleme stratejisi budur. Bu Siz bunu %50 %50 de belirleyebilirsiniz. %30'a %70. Bu size bağlı. Krizlerde bizi altından kar edip daha düşük fiyattan hisse senedi almamıza yardımcı oldu. Örneğin 3 3 ay önce baksanız borsamız zirvedeydi. Bu stratejiyi uygulatsaydınız örnek veriyorum dostlar. Şu an ciddi derecede düştü. Ne oldu? Altından borsaya şu fiyatlardan belki uygun alabilirdiniz. Hisse senedi aldığınız para kar yaparak alacaksınız. Yani altınız örnek veriyorum %30 fiyat arttı. Altınız %30 fiyat arttı. Hisse senedi %30 düştü. Yani iki tarafa baktığın zaman %50, %60'lara bakan bir kar. Yani iki tarafta da denge. Ama önemli olan 6 ay ya da 1 yılda bir kesin tarih belirleyip bu dengeleme yapmanız. Hem krizlerden sizi korur hem rallilerde sizin az kazanmanıza sebep olmaz. Ralliler olursa hiç sıkıntı değil. Zaten benim elimde hisse senedi var. Rallideyim ve ralli çıktıkça hisse senedim çıkıyor. Ha ciddi bir ekonomik kriz olduğu zaman bir virüs krizi o krizi bu krizi likiteti krizi o her şey olduğu zaman da üzülmüyorsunuz. Çünkü altının sürekli artıyor artıyor. Hisse senetleri de o ara geberiyor ve o yükselenden o gebermiş fiyattan hisse senetten alıyorsunuz amiyane tabirle. Bence muazzam bir yöntem. Basit anlatabildiğim kadar basit anlattım. Serkan Hocamıza da teşekkür ederim. Orijinal içerikse yorum yapın dostlarım. Böyle aktif yönetim stratejileri gelsin, daha fazla gelsin. Uğur, bu ne krizlerden nasıl korunacağız? Öyle bir portföy yapalım ki her zaman para kazanalım. Krizlerde de para kazanalım, rallilerde de para kazanalım, Amerikan piyasaları giderken de para kazanalım. Bize daha fazla bu şekilde aktif portföy yönetim derseniz ben de sizin adınıza araştırırım, öğrenirim, Bilmiyorsun da dilim döndürecek size anlatırım. Sizden tek isteğim dostlar yorum yazmayı unutmayın. Kanalımız büyümekte ve gerçekten güzel yorumlar gelmekte. E, saygılarımı iletiyorum ve dostlarım ben daha fazla finansal okuryazarlığa adım atmak istiyorum. Derseniz özellikle video çöplü olmasın diye katıla özel içerikler üretiyoruz. Etkili teknik analiz eğitimi. Hep şunu diyoruz. Türkiye'nin en etkili teknik analiz eğitimi. Sıfırdan zirveye. Orada ciddi şekilde videolarımız var. Ben ekstradan öğrenmek istiyorum diye küçük yatırımcı dostlarım çok 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 piyasanın belki yani onda bir yüzde bir fiyatına oraya katıla videolar atıyoruz. İsteyen dostlarım da da oraya girip izleyebilir. Diyorum ve bitiriyorum laf uzatmadan. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edin dostlar.